Şimdi sırada kira meselesi var. Nisan ayı kira artış oranı belli oldu, %30. Fakat kiracılar da çok dertli. Arada ciddi anlaşmazlıklar çıkma ihtimali var. Bence bu durum artık toplumsal barışı bile tehdit edecek bir noktaya geliyor. Kiracılar bunun altından kalkamaz. Ev sahiplerinin bir kısmı artık yabancı, öyle mesajlar var. Öyle diyenler var. Ya biz yabancıların kiracısıyız diyen izleyicilerimiz var. Ne olacak kira meselesi, bir bakalım kira sıkıntısına. Benim hem evim kirada hem de iş yerim. İkisine aynı anda eğer zam gelirse benim için çok geçim sıkıntısı olur yani. Zaten aylık kazancımızın hepsini kiralara veriyoruz. Kiracıyız. Kira artış oranları belli oldu. Hiç konuşturmayın beni. Öyle mi? Neden? Hiç konuşturmayın beni. Enflasyon hızla artarken kira oranlarındaki yasal artış tutarı da aynı ölçüde yükselmeye devam ediyor. Ocak ayından bu yana katlanarak arttı. Nisan ayında kontrat yenileyecek kiracılara ev sahipleri %29,88 oranında zam yapabilecek. İstanbul'da ortalama bir muhitte ortalama bir evin kirası 5000 liradan başlıyor. 5000 lira kira ödeyen bir kiracı sözleşme yenileme tarihi Ocak ayındaysa fark olarak 980 lira kira farkı ödemek zorunda kalacaktı. Aydan aya arttı bu farkların bedeli enflasyonla beraber. Bu nedenle de Nisan ayında aynı kiracı 5000 liralık ödediği kira bedeli için 6494 lira para ödemek zorunda kalacaktı. Şimdiye kadar 1800 lira ödüyordum ama yakın zamanda çıkmamızı istiyorlar. Öyle mi? Bahane, oğlu yerleşecekmiş. Bunlar bahane tabii ki de. Sizce sebep ne? Ya sebep işte kira fiyatlarının yükselmesi. Eski kiracı oldu. 800 lira yerine 5000 liraya kiraya verecek biz çıktıktan sonra. 4250 lira asgari ücret alan güvenlik görevlisi 57 yaşındaki Sinan Akdemir'in İstanbul'da yaşamak için başka şansı kalmadı. 15 senedir oturduğu evinde ev sahibi kapıyı yüzüne kapattı. Kira bedellerindeki yüksek artış nedeniyle bayram sonuna kadar evden çıkması isteniyor. Oysa İstanbul'da kalabilmesi için çalışması şart. Çalışıp hayatına devam etmesi için de barınması. En basit gün görende 5000 liradan aşağı kira yok. Ne yapacaksınız peki bu durumda? Yani ben Erzincanlıyım. Tek çare tekrar Erzincan'a dönmek. Benim gibi milyonlarca insanlar. Asgari ücrete tarihi zam yapıldı ama. Nasıl tarihi zam ya? Bu tarihi zam mı sizce? Size soruyorum. Bu kiralara göre asgari ücretin 10.000 lira olması lazım değil mi? İnsanın geçinmesi için. Tarihi zam dediğiniz şey insanca yaşamaya yetmiyor ki. Kiraların artışı konusunda bir yasal düzenleme olmalı. Yani ücretlerin bu durumunu dikkate alarak, düşük ücretleri dikkate alarak ya insanların o asgari düşük ücretli insanların kirasını bizzat devlet ödeyecek ya da devlet konut yapacak. Ücretsiz insanlara ücretsiz konutları dağıtacak. Şimdilik bu formüllerin hiçbiri hükümetin gündeminde yok. Enflasyonun konut kiralarına yansımasını engellemenin iki yolu var. Birincisi ev sahibinin vicdanı, ikincisi de sözleşmede değişikliğe gitmek. Sözleşme yapmalı ve ev sahibiyle anlaşarak yıllık kira artış oranını sözleşmeye koymalı. Kiracılar artık TÜFE oranı değil de örnek veriyorum %10'a %15'e sabitleyelim diye pazarlıklar içine giriyorlar ev sahipleriyle.